onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla onurlandırdığı, Esenler Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi özel oturumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcılarım, saygıdeğer valim, saygıdeğer AK Parti il başkanım, milletvekillerim, saygıdeğer rektörlerim, saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer kaymakamım, yurt dışından ve yurt içinden buraya teşrif etmiş olan sivil toplum örgütümüzün saygıdeğer başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu toplantının hayırlı olmasını diliyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, 2 yıl önce başlamış olduğumuz Şehir Düşünce Merkezimiz tarafından hazırlanan Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Zirvesi'nin bugün özel oturumunda sizlere ağırlamaktan dolayı bahtiyar olduğumuzu ifade ediyor. Teşrifinizden dolayı hem Esenler adına hem de sivil toplum örgütleri adına teşekkürlerimi sunuyorum efendim. 2 yıl önce bu çalışmaya başladığımızda dünyanın değişik yerlerinden sivil toplum örgütlerini burada ağırlayıp yerel sorunları konuşup yerel sorunlar çerçevesinde dünyanın değişik kentlerinde bunlarla ilgili hangi çözüm önerilerinin ortaya çıktığını ya da hangi çözümlerin yapıldığını bir vizyon paylaşımı olabilir mi diye yola çıktığımızda 40 ülkenin davetiyle başlamış idik. Ancak ülkemizin 15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimine karşı karşıya kaldığı günden sonra çalışmamızın konseptini biraz daha farklılaştırarak ve özellikle hain terör örgütünün ülkemiz üzerinde kirli ve kara propaganda yaptığını, bir algı operasyonu yaptığını dikkate alarak 40 olan ülke sayımızı 60'a çıkararak bir taraftan yerel sorunları konuşacağımız bu toplantıya diğer taraftan da ülkemizin tanıtımı anlamında önemli bir hedefe kilitledik. Bu çerçevede 60'a yakın ülke 60 ülkemizden 192 tane sivil toplum örgütü başkanları, temsilcileri bu toplantımıza teşrif ettiler ve misafirimiz oldular. Şunu çok iyi biliyoruz ki aslında dünyada şehirlerin yaşadığı sorunlar 3 aşağı 5 yukarı aynı şeylerdir. Belki bunların bir kısmı kendi çözümlerini üretmişlerdir ama hala dünyanın bildiğimiz bir gerçeği var ki bu şehirlerin her biri göçle, her biri kentleşmeyle, her biri refah düzeyinin artışıyla beraber kent yoksulluğuyla sosyal dokudaki değişimle uğraşıyorlar. Ama bildiğimiz bir hakikat daha var ki ilki 1976 yılında Kanada'da yapılan Habitat. İkincisi zat-ı devletlerinizin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde 6 milyar insanlık İstanbul'a geliyor diye sloganıyla başlayan Habitat 2'de ve üçüncüsü ve sonu da Ekvator'da yapılan Habitat'ta aslında 60 yıllık süre içerisinde şöyle bir baktığınızda
gerçekten dünyada neyin değiştiğini tartıştığınızda şunu görüyoruz ki insanlık ve dünya bir değersizleştirmeye doğru gittiğini ve bu değersizleştirme içerisinde insanlığın bir karanlık tünelde yol almaya başladığını ve değişen pek de bir şeyin olmadığını görüyoruz. 20. yüzyılın son çeyreğinde bize 21. yüzyılı şöyle anlatıyorlardı. 21. yüzyıla geldiğimizde daha fazla demokrasi olacak, daha fazla özgürlük olacak, daha fazla hak ve özgürlükler olacak, daha adil gelir dağılımı olacak, daha farklı, daha insani şeyler olacak diye anlatıyorlardı. Ama 21. yüzyılın çeyreğinde gördük ki soğuk savaş olmayacak dedikleri 21. yüzyılda soğuk savaşlar hem de öyle kırılasına gidiyor ki insanların katledildiği, insanların sürüldüğü, insanların ötekileştirildiği bir yüzyılı tanıyoruz. Ve bir yüzyılı taşıyoruz. İşte böylesine bir yüzyılda kadim medeniyetin çocukları olarak ve insanlık tarihiyle özdeş tarihi olan bir medeniyetin çocukları olarak bizler dünyanın her zaman olduğu gibi vicdanı olmayı, özellikle zat-ı devletlerinizin son 15 yıldır Türkiye'ye koyduğunuz vizyonla beraber artık dünyanın her bir köşesindeki insanlığın bir mazlum için ses çıkacaksa, bir gariban için ses çıkacaksa, bir yolda kalmış için ses çıkacaksa bu Türkiye'den ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkacağını bildiği bir dünyada yaşıyoruz. Dünyaya çizmiş olduğunuz bu vizyon çerçevesinde bizler de üzerimize düşen sorumlulukla bu ülkelerden gelen sivil toplum örgütlerimizle beraber dünyanın yaşamış olduğu yerel sorunlara küresel bir bakış gösterip yerel sorunların çözümüyle ilgili hangi adımların atabileceğini, mücessem olarak hangi önerilerin ortaya çıkacağını tartışıyoruz. Bu bağlamda bu zirvemizden 3 tane temel çıktı bekliyoruz. Birincisi ve çok önemlisi, ülkemizin tanıtımı anlamında çok önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. İkincisi ise yerel ölçekte yaşanan sosyal ve kültürel problemlerin çözümü konusunda yaşanmış çözümleri ya da yaşanma ihtimali olan çözümlerle ilgili bir çözüm ortaklığı, bir vizyon paylaşımını yapmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yaşadığımız sorunların bir kısmı herkes bulunduğu yerden kendi medeniyet değerleri içerisinde tanımlama yapıyor. Örneğin Suriyeliler meselesi bir Avrupalı için göç sorunudur. Suriyeliler meselesi bir Avrupalı için göçmen sorunudur. Ama Suriyeliler meselesi bizim için ne göç sorunudur, ne göçmen sorunudur, bizim için bir sorumluluk meselesidir. Kendi medeniyet değerlerimiz üzerinde sorunlara bakışımızı ve bu sorunlar çerçevesinde de vizyonumuzu paylaşmak istiyoruz. Bu toplantıdan umduğumuz ikinci ve en önemli şey bir çözüm ortaklığının, bir vizyon paylaşımının çıkmasıdır. Üçüncüsü ise bu çerçevede Türkiye'mizden de katılan sivil toplum örgütleriyle beraber uluslararası burada misafirimiz olan sivil toplum örgütleriyle bir iletişim ağının kurulması, bir iletişim ağıyla beraber dünya ölçeğinde sivil toplum örgütlerimizin bir deneyim paylaşımı içerisine girmesidir. İnşallah 192 sivil toplum örgütümüzün 192 sivil toplum örgütümüzün katıldığı ve 152 tebliğin sunulacağı 17 temel başlığın tartışılacağı 17 temel başlığın tartışılacağı 35 ayrı panelin yapılacağı bu toplantılar serisinde şu ana kadar çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, bu organizasyonda başta himayelerinizi aldığınız için zat-ı devletlerinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ve özellikle Cumhurbaşkanlığı himayemize alındıktan sonra projemizin küresel ölçekte çok daha farklı anlamlı katkılar ürettiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, bu toplantımızda bize büyük emek veren, bu toplantımıza büyük destek veren Dışişleri Bakanlığımıza, Avrupa Birliği Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine bu toplantımızda bize sponsorluklara destek veren Türk Hava Yolları'mıza, Borsa İstanbul'umuza canı gönülden teşekkür ediyorum.
Ve bu toplantının organizasyonunda, bu toplantının bugüne kadar yapılmasında en büyük emek ve payı olan Şehir Düşünce Merkezimize ve Şehir Düşünce Merkezimizin Bilim Kurulu Başkanı Profesör Masar Bağlı hocamıza ve bilim kurulu üyelerimize ki hasreten Özlem Zengin hanımefendiye burada hasreten özel bir teşekkür yapmak istiyorum. Bu organizasyonda, bu organizasyonun en verimli şekilde yapılması için büyük emek ve gayret gösterdiler. Huzurlarınıza kendisine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yine bu organizasyonda emek veren İstanbul Milletvekilimiz, Bilim Kurulu üyemiz Nurettin Nebati Bey'e, yine Profesör Ebru Erdönmez hanımefendiye, Aynur Can hanımefendiye ve Murat Şentürk beyefendiye kalbi teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ve bu toplantının Bilim Kurulu Organizasyonu Başkanı olarak Hamza Ateş hocamıza da kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki çok uzaklardan buraya teşrif eden ve çok uzaklardan gerçekten büyük bir emekle misafir olan sivil toplum örgütlerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın hayırlı ve verimli geçmesini temenni ediyor. Katılımlarınızdan dolayı, teşrifinizden dolayı, başta zat-ı devletleriniz olmak üzere bütün gönül dostlarıma kalbi şükranlarımı sunarken bize ev sahipliği yapan Yıldız Teknik Üniversitemize ve saygıdeğer rektörümüze de kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum. Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu'ya konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çiğdem Karaarslan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli hazirim. Sizlerin, zat-ı devletlerinizin evet huzurunda tüm değerli katılımcıları en içten saygı ve sevgilerimle selamlayarak başlamak istiyorum. Tabii şehir eğer yalnızca dört duvardan ibaret bir yapılar bütünü olsaydı, yani şehri fiziksel mekanların birlikteliğinden ibaret kavramlarla açıklayabilseydik, o zaman ruhtan, o zaman bu ruhun tezahür ettiği bir medeniyetten bahsetmek mümkün olmazdı. Ama şehir elbette insanla, tüm yaratılmışlarla, tüm yaşanmışlıklarla birlikte bir bütün. O nedenle belki de bu bütünün bizlere sunduğu aslında mekanların geleceğe taşınmasında, bütün yaşanmışlıkların ve izlerin tekrar vücut bulmasında bu buluşmanın ve benzeri buluşmaların çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. İnsanın, doğanın, hastaların, yolcuların, yoksulların, kısaca tüm şehrin ihtiyaçlarını tüm varlığıyla karşılayacak vakıfların bir sivil inisiyatif olarak kurumsallaştığı bir şehir, İstanbul. Dolayısıyla ikinci yönüyle de bu buluşmanın böyle uluslararası bir anlamıyla birlikte İstanbul'da gerçekleşmiş olması hakikaten çok önemli. Bizler bugün hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. Şehrin ihtiyaçlarını, şehrin potansiyellerini geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğu da omuzlarımızda hissediyoruz. Biraz önce söylediğim gibi şehir medeniyet. Dolayısıyla bütün geçmişimizi geleceğe taşıyacak olan aslında bu birlikteliğin bugün de bu toplantıda vücut bulmuş haliyle birlikte geleceğe taşıyacağımız bir çalışmadan bahsediyoruz. Hepsini birlikte yapacağız çünkü şehirlerimizin hakikaten özellikle düşünsel ama sonra somut projelerle hayata geçecek fikirlere her zamankinden daha çok önemi var. İçinde yaşadığımız coğrafya bugün maalesef acıların vuku bulduğu, şehirlerin o söylediğimiz bütün birikimlerinin zedelendiği ve yok edildiği bir anlama büründü. Bizler bugün gerek siyasette, gerek akademik camiada, gerek toplumun bireyi olarak ama belki de en çok sivil toplum örgütleri olarak bu sorumluluğu omuzlarımızda en yoğun hissettiğimiz dönemde yaşıyoruz. O nedenle 60 ülkenin bir araya gelerek bugün başta fikir olmak üzere onun yanında çok değerli mutlaka
çalışmalara imza atacağı bu buluşmadan dolayı başta Esenler Belediye'miz olmak üzere Esenler Düşünce Merkezimize çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük medeniyetlerin merkezi olan şehirlerimizin geleceğe taşınacağı değerler yalnızca yapılar değil, yalnızca eserler değil. Aslında bu yapıların ve bu bir eserlerin bizlere hissettirdiği duygu ve elbette anlam. Bugün farklı şehirlerde yaşıyor olsak da bu toplantıya katılan çok değerli katılımcıların ortak bir dil konuştuğuna şahit olduk. İşte o ortak dil bu coğrafyanın geleceğe taşıma iddiasına sahip olduğu bu birikimdir. İşte o ortak dil aynı acıları, aynı duyguları sanki yanı başında yaşanmış gibi hissettiren bu paylaşımdır. İşte o ortak dil bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim liderimiz ama aynı zamanda tüm bu acıların, bütün dünyadaki gözyaşlarının bir umuda dönüştüğü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanım, siz geçtiğimiz gün yapmış olduğunuz bir konuşmada şöyle demiştiniz. Eğer bize karşı duyulan yalnızca sevgi olsaydı, buna teşekkür ederek karşılık verebilirdik, yeterli olurdu. Ama bir de umut var ki, umuda yalnızca teşekkür ederek karşılık veremeyiz. Gereğini yapmak zorundayız. Gerçekten gereğini her anlamda yapmak ve belki omuzlarınızdaki yükü bu anlamda üzerimize almak durumundayız. İşte o nedenle ben bir kez daha tüm değerli katılımcılara, tüm değerli hocalarımıza, öğrencilerimize, sivil toplum örgütü temsilcilerimize teşekkür etmek istiyorum. Şehirlerle ilgili görev yapan, görev alanını şehirlere dair tanımlayan sivil toplum örgütleri olmaz bence. Çünkü zaten şehir yaşamın ta kendisidir, hayatın merkezidir. İşte o nedenle bütün sivil toplum örgütlerinin şehre dair çözüm üretmek gibi, şehirle hemhal olmak gibi, şehrin sorununu sorunları kabul etmek gibi bir derdi olmak durumundadır. Bizler merkezi yönetim olarak Türkiye'de bugüne kadar yapılamayanları, Türkiye'de bugüne kadar olmaz denilenlerin birçoğunu hayata geçirdik. Ama demokrasi yerelde başlar ve yerelde güçlenerek bütün bir ülkeye yayılır. İşte o anlamda bir mahallenin en naif, en küçük, en mikro ölçekli sorunundan ya da potansiyelinden yola çıkarak bir ülkenin devasa projelerine, mega projelerine imza atan o büyük yelpazede sivil toplumun varlığını ve değerini bir kez daha önemseyerek vurgulamak istiyorum ve her birinize bu güzel buluşmaya vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'ni katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Anacığım ayakta durma, otur, otur, otur. Hoş buldum, hoş buldum. Selim ile Şabi Somali. Şükran. Şükran. Şükran.
Değerli misafirler, saygıdeğer hocalarımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esenler Belediye'mizin tertip ettiği uluslararası şehir ve sivil toplum kuruluşları zirvesinin ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen, programa katkı sunan tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, üniversitelerimize, danışma ve bilim kurulunda görev alan hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Esenler Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını da bu güzel programın düzenlenmesine öncülük ettikleri için ayrıca tebrik ediyorum. Dünyanın 60 farklı ülkesinden zirveyi teşrif eden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Onların katkı, öneri ve eleştirilerinin bizim için son derece kıymetli olduğunun altını çiziyorum. Bu tarz toplantılarda asıl olan farklı kesimleri, farklı fikir ve tecrübeleri bir araya getirmek, onlardan istifade etmenin yollarını aramaktır. Bu zirve hem sivil toplumu, hem akademiyi, hem de ana vazifesi doğrudan vatandaşa hizmet olan belediyelerimizi aynı zeminde buluşturuyor, birleştiriyor. Tartışılan başlıklar arasında klasik meselelerin yanında göç, mülteciler, çevre sorunları gibi güncel temaların da yer almasını doğrusu oldukça faydalı buluyorum. Gerek dün ve bugün yapılan takdimlerin, gerekse kültürel programlar sırasındaki fikir teatilerinin verimli ve bereketli geçtiğine inanıyorum. Kıymetli dostlar, şehirlerin serencamı aynı zamanda insanlığın da serüvenidir, yolculuğudur. Kahire'den Roma'ya, Timbuktu'dan Semerkant'a, Kudüs'ten Pekin'e kadar her kadim şehir üzerinde yaşayan izlerini, hatıralarını bugüne taşır. Az önce de ifade edildi, ben de farklı bir şekilde ifade edeyim. Şehir sadece mekan değildir. Şehir bunun ötesinde insanın hayata, kendine ve etrafındaki tüm varlıklara dair tasavvurunun tecessüm etmiş halidir. Büyük İslam mütefekkiri İbn Haldun şehirlerin de bir ruhu olduğunu ve insanların zamanla yaşadıkları şehirlerin ruhuyla iç içe geçtiğini, özdeşleştiğini ifade ediyor. Medeniyetler kendi ruhunu, tarihi ve kültürel değerlerini inşa eden şehirler doğurmuş. Bazı durumlarda ise şehirler bir medeniyetin menşei, menbaı, kurucu unsuru olmuştur. Bizim fikir dünyamızda medeniyet şehirdir. Şehir de Medine'dir. Medine 14 asırlık tarihimiz boyunca İslam medeniyetinin kurucu şehri, sembol şehri olmuştur. Batı medeniyetine baktığımızda ise kurucu şehir misyonunu Atina ve Roma'nın üstlendiğini görürüz. Bu iki şehrin insanla, tabiatla ve aşkın olanla kurduğu ilişki sadece kendi dönemlerindeki mimariye, idareye ve beşeri düzene değil, aynı zamanda modern batı paradigmasına da yansıdığını görürüz.
Bu iki farklı model arasındaki temel ayrım ise şudur. İslam medeniyetinde yaratıcı ile yaradılan arasındaki ilişki doğrudan mekana, yani şehre yansırken, batıda bu daha çok karşıtlık ve çatışma üzerinden şekillenmiştir. Fark budur. Tevhid, yani vahdet, yani birlik ve bütünlük, tüm İslam şehirlerinin alameti farikasıdır. Batıda birbirine zıt görünen unsurlar, İslam medeniyetinde şehrin içine ahenkle mezzedilmiştir. Medine'de çarşıyla cami, medreseyle pazar yeri, ölümle hayat bir bütündür. Şehrin merkezini mabetler, yani ulu camiler oluşturur. Ulu caminin etrafında ise medreseler, aşevleri, bedestenler, ticarethaneler, hanlar, hamamlar bulunur. İslam şehirlerinde ihtişam ile sadelik, vakar ile tevazu, yeni ile eski, dünya ile ahiret iç içedir ve bir aradadır. Cami avlularında bulunan mezarlıklar, insanın ölümü her an yanında taşıdığını, dünya hayatının geçici olduğunu, asıl baki olanın ibadet, taat, hayır ve hasenat olduğunu hatırlatır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi uhraya çalışmak, bakmak, hayatı bu şekilde tarif etmek, anlamlandırmak, işte gerçek bu. Bunun yanında şehirlerin de zamanla tekemmül eden, yeni gelenlerle her daim yoğrulan, kendini yenileyen bir karakteri, bir şahsiyeti vardır. Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik. Hala da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum. İstanbul'da tüm ihtişamıyla Batı Roma'nın, Bizans'ın izlerini görürken aynı zamanda Medine'nin tevazuuna ve manevi derinliğine de şahitlik edersiniz. Bu dikey mimariyle olanları kastetmiyorum ha. Ondan öncesini kastediyorum. Yani ben çocukluğumu arıyorum İstanbul'da. Bu kutlu şehrin her bir köşesinde, Allah rahmet etsin, merhum Turgut Cansever'in şu ifadesi çok anlamlıdır. Belediye başkanlığımda zaman zaman bana danışmanlık da yapmıştı. Turgut hocamız derdi ki, ecdat tüm ruhunu taşa ve ahşaba nakşetmiş. Böyle bir inceliğe ve estetiğe şahit olursunuz. Hani bazı şehirler vardır, iyi yazılmış kitap gibidir. Okumaya, anlamaya, onu yaşamaya doyamazsınız. Başlar ve o kitabı bitirirsiniz. Nasıl bir kitap sayfalarına, satır aralarına gizlenmiş bilgi hazineleriyle doluysa, İstanbul'un her sokağında da saklı bir tarih, asırlık bir tecrübe vardır. Üstad Necip Fazıl'ın
o veciz ifadeleriyle, tabii burada simultanede bazı sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü bu şiirlerde biliyorsunuz tercüme biraz zor oluyor. Artık simultanede tercümeyi yapanların vay haline. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Yavaş okuyacağım. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Evet, İstanbul işte böyle bir şehir. Buna doyum olmaz. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'dan beri ilmin, kültürün, siyasetin, sanatın ve ticaretin payitahtı olmuş bir şehir. Bugün de İstanbul onca yaşadıklarına rağmen halen ayaktadır. Türk İslam medeniyetinin kalelerinden biri olmayı sürdürmektedir. İşte belediye başkanı olduğum zaman 8 milyon nüfus, şimdi 15 milyon nüfus. Böyle bir şehir. Dünyada eşi benzeri olmayan nadide şehirlerden bir tanesi. Kıymetli dostlar, bizler çoğu zaman elimizdekinin kıymetini ancak onu kaybedince anlıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz, her biri başlı başına bir hazine olan emsalsiz değerlerin hakkını yeterince veremiyoruz. Bunun en bariz görüldüğü alanların başında şehirleşme ve mimari geliyor. Son yıllarda şehirleşme noktasında ciddi sorunlarımızın olduğunu, eksiklerimizin, hatalarımızın olduğunu daha önce defaatle birçok toplantıda ifade ettim. Estetikten, incelikten ve köklü medeniyet değerlerimizden yoksun, tek düze bir mimari anlayışının giderek yaygınlık kazandığını görmekten üzüntü duyuyorum. Adeta kibrit kutularının ölçülerini aşacak şekilde benzer taş yığınlarının olduğu bir şehir. Bu bizim medeniyetimizde yok. Şehirleri birbirinden farklı kılan, ayıran, bu ayrılıklardan güzellikler çıkaran ayrıntılar birer birer yok oluyor. Maalesef maddi kaygılar birçok hassasiyetin önüne geçiyor. İnsanla şehir, şehirle tabiat. Geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki hassas denge çoğu zaman yeterince gözetilmiyor. Nitekim merhum Turgut Cansever, şehir insanı terbiye ettiği gibi kötü şehir de insanı ahlaksızlaştırır diyor. Bunu derken yansımalarının sadece maddi olmayacağını, insana da sirayet edeceğini ifade etmiştir. Bizim de evlerimiz genişlese de, ne söyleyeceğim biliyor musunuz?
gönüllerimiz daralıyor. Çok önemli. Binalarımız yükseldikçe ufkumuz kararıyor. Şehirlerimiz giderek milyonlarca insanın hep birlikte yalnız olduğu yerlere dönüşüyor. Eşyanın hakimiyet kurduğu, bencilliğin arttığı, gösteriş, şatafat ve hamiyetsizliğin yaygınlaştığı bir dönemde yaşıyoruz. Ne yazık ki böyle bir şehir atmosferinde sevgi de, merhamet de, hoşgörü ve tahammül de giderek azalıyor, adeta insanın kimyası bozuluyor. İnsanı ve tabiatı merkeze almayan hiçbir projenin ne kadar albenili olursa olsun benim gözümde hiçbir değeri yoktur. Her şehrin bir karakteri, şahsiyeti, ruhu vardır. Bu ruhla şehir sakinlerini tekemmül ettirir, olgunlaştırır, medenileştirir. Ayrıca her şehir onu kuranların, yönetenlerin ve sakinlerinin adeta aynası gibidir. Az önce İbn Haldun Üniversitesi'ndeydim. Oradan geliyorum. İnşallah İbn Haldun Üniversitesi'nin yapılacak olan şimdi yeni binasının şu anda geçici bir yerdeler malum. İşte bu mimariyi esas alan bir projelendirmesini görünce mutlu oldum. İftihar ettim. İnşallah bu proje İstanbul'umuz için örnek bir proje olacak. Burayı örnek olarak rahatlıkla göğsümüzü gere gere gösterebileceğiz. Bir şehrin serencamını izleyerek, orada yaşayanların hayat tarzı, düşünce yapısı, kültürü ve öncelikleri konusunda kolayca fikir sahibi olursunuz. Bizlerin meseleye bu şekilde yaklaşması, şehirlerimizin bize atalarımızın mirası olması yanında, çocuklarımızın bir emaneti olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Gelenekten ilham alıp yeni tasarımlar ortaya koymalı, kopyalamak yerine uyarlamalı, kendi kültürümüzden, değerlerimizden, birikimimizden katarak bunu yeniden yoğurmalıyız. Gönülle, manayla, değerlerle maddiyat arasındaki altın oranı hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız. Vahşi kapitalizmin ihvasına, hırslarına asla kapılmamalıyız. Bu konuda AK Parti olarak hamdolsun pak bir sicile çok ciddi bir birikime sahibiz. Bizler mahalli idarelerdeki başarılarımızla milletimizin teveccühünü kazanmış, ibra olmuş, akabinde iktidara gelmiş bir partiyiz. Bu hareketin kuruluşunun üzerinden 1,5 yıl bile geçmeden iktidar olması öncelikle Türkiye'nin yerel yönetim anlayışında gerçekleştirdiği köklü devrimin sonucudur. Türkiye'de belediyeler iktidar olmanın ve iktidarda kalmanın kilididir. Çünkü demokrasi yerel yönetimlerde, belediyelerde başlar. Yerel yönetim eğer bu yanıyla güçlü değilse hiçbir partinin iktidarda başarı şansı yoktur. 2019 yılı içinde bu durum aynı olacaktır. Mart ve Kasım ayları. 2019 yılındaki diğer seçimlerin anahtarı Mart ayındaki mahalli idareler seçimidir. Biz hazırlıklarımızı bu anlayışla yürütüyoruz. Milletimizin bizden beklentilerinin farkındayız. Bugüne kadar daima milletimizin verdiği mesajları doğru okuyan, yorumlayan ve buna göre adımlarını atan bir parti olduk. Kuruluşundan bu yana kendisiyle yarışan, başarı çıtasını sürekli yükselten bir hareket olarak, bir dava olarak bizim bırakın geriye gitmeye,
yerinde saymaya dahi tahammülümüz yoktur. Kardeşlerim, belediyelerde yönetimi devraldığımız ilk dönemde vatandaşlarımızın beklentileri daha ziyade altyapıyla ilgili sorunların çözülmesiydi. Vatandaşlarımız şehirlerin orta yerindeki çöp dağlarının kaldırılmasını, yazın sularının kesintisiz akmasını, kışın kirli hava solumaktan kurtulmayı istiyordu. Şu anda karşımda misafirlerimizin dışında ağırlıklı olarak İstanbullu vatandaşlarım var. İstanbullu kardeşlerim var. Şöyle 1994'ün önüne gidelim. 1994'ün önünde İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı. İstanbul'da sular akıyor muydu? İstanbul'da hava kirliliği, hatta bazı medya grupları maske dağıtıyordu, maske. Kirli hava solumayalım diye. Ama bunu gençler tabii bilmiyor. Elhamdülillah. Şimdi bunların hepsini açtık. Su sorunumuz yok. Hava kirliliği bitti. Ve bütün bunların yanında çöp dağları diye bir şey söz konusu değil. Ve şimdi bütün mesele gerçek anlamda bir Medine olma yoludur. Yani medeniyet yarışında öne çıkma yolu. Az önce Esenler Belediye Başkanımız Habitat Tuğ'yu söyledi. Habitat zirvesinde sonuç bildirgesi yayınlandığı zaman şu yazıldı orada. Dünyadaki en temiz şehirlerden bir tanesi dediler. Kayıtlarda var. Habitat aslında dünyadaki belediyecilik zirveleridir. Ve Türkiye'de yapılan bu ikinci zirvede kayıtlara bu girdi. Tabii onlar iki sene öncesini görseydiler İstanbul'un ne dertte olduğunu, ne durumda olduğunu görecekler. O bir felaketti. Ama hamdolsun kısa zamanda onları açtık. Altyapı sorunlarını kısa zamanda açtık. İnsanlarımızın beklentileri de değişmeye başladı. Şimdi milletimiz belediyelerimizden temel hizmetlerin yanı sıra derdiyle dertlenmesini, kapısını çalmasını, halini hatırını sormasını, iyi ve kötü gününde yanında olmasını bekliyor. Artık ileriye gideceğiz. Daha farklı olacağız. Yani o Medine'deki belediyecilik anlayışı var ya, neydi o Medine'deki belediyecilik anlayışı? Kapıyı açık bırakmak, kilit vurmamak. Şimdi yaşlılarımız bilir, eskiden bizim kapıyı kilitlemek diye bir sorunumuz var mıydı? Kapıyı açık bırakır çıkardık. Niye? Ya güven vardı, güven. Kimsenin birileri gelir de hırsız içeri girer diye bir endişesi yoktu. Böyle bir güvenin olduğu toplum gerçek manada Medine'dir. Gerçek manada. Ve biz zekata muhtaç olanların olmadığı bir toplumu inşa etmemiz lazım. Sadakaya muhtaç olanın olmadığı bir toplumu inşa etmeliyiz. Hatta dünyanın değişik yerlerinde bunun olmadığı bir insanlığı, bir dünyayı inşa etmemiz lazım. Varsa da bugün olduğu gibi elimizin oralara uzandığı bir dünyayı inşa etmeliyiz. Kendine değer verildiğini hissetmek isteyen vatandaşlarımız, belediyesinin çocukları için park, torunları için kreşler kurmasını bekliyor. Nitelikli kültür, sanat, spor faaliyetleri, daha temiz, daha yeşil, daha huzurlu mekanlar şeklinde bu beklentileri saymaya devam etmek mümkün. Vatandaşlarımızın tüm bu taleplerini görmek, anlamak, kendimizi buna göre adapte etmek zorundayız. Bir belediye yönetimi ancak şehrinde yaşayanların ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde başarılı olur.
Bu hakikati ıskaladığınız anda çözülme ve geriye gidişte başlamış demektir. Sevgili dostlar, günümüz dünyasında sivil toplumun gücü ve etkinliği giderek artıyor. Hatta birçok alanda sivil toplumun devlete öncülük ettiğini, rehberlik yaptığını görüyoruz. Şimdi bugün sivil toplum örgütleri 60 ülkeden buradalar. Biz tarih boyunca gücümüzü, dayanışmamızı özellikle vakıflardan, sivil toplum örgütlerinden almış bir milletiz. Bugün de dünyanın en köklü, en dinamik vakıf ve sivil toplum geleneğine sahibiz. Türkiye, belediye hizmetlerinden dış politikasına kadar her alanda yeni bir döneme giriyor. Şüphesiz bu yeni süreçte sivil toplum kuruluşlarımızın, vakıf ve derneklerimizin çok önemli rolleri olacaktır. Sivil toplumun gücünü arkamıza alarak hizmetlerimizin kalitesini artırabilir, kendi imkanlarımız yanında onların dinamizmini kullanarak şehrimizin kılcallarına kadar nüfuz edebiliriz. Kızılay'ımız bunlardan bir tanesidir. AFAD'ımız bunlardan bir tanesidir. Diyanet Vakfımız bunlardan bir tanesidir. Nerede darda kalan varsa bu vakıflarımız oraya ulaşır. Yeşilay'ımız bunlardan bir tanesidir. Kötü alışkanlıkları olan varsa onların bunu bırakması lazım. Dumancılar varsa sigarayı bırakması lazım. Yani biz vatandaşlarımızın sigarayı bırakmasını niçin istiyoruz? Herhalde kendimiz için istemiyoruz. Onun sağlığı için istiyoruz. Hem kendine zarar veriyor, cebine zarar veriyor, evde de hanımefendiye zarar veriyor, çocuklarına zarar veriyor. Biliyorsunuz bu olayda iki şey var. Bir aktif içici var, bir de pasif içici var. Aktif içici kendisi, pasif olan hanımı. Temenni ederim ki hanım içmiyordur. Ama zarar kimde biliyor musunuz? Pasif içici daha çok zarar görüyor. Ben şimdi niye cebinde sigarayı gördüğüm yerde duruyorum, ver şu sigarayı deyip alıyorum? Cumhurbaşkanı bununla uğraşır mı? Ben uğraşıyorum. Uğraşıyorum. Biliyorsunuz sigarayı alıyorum, adını soyadını yazıyorum, telefon numarasını yazıyorum, tarihi, imzayı da attırıyorum, sigarayı alıp müzeye kaldırıyorum. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Gençler, sakın sigara alışkanlığınız falan olmasın ha. Ona göre. Bazen böyle gençleri sigara içerken gördüğümde içim gidiyor. Yanıyorum. Canımdan gidiyor. Bilmiyor ki yarın ne olacak. Ona göre. Ve tabii bunun yanında bütün gençlik vakıflarımız, üniversite öğrencilerimizle ilgilenen vakıflarımız, bunlar gerçekten Türkiye'nin geleceği için bizim altyapımızı oluşturuyor. Ve gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu alışkanlığından gençlerimizi kurtarmamız gerekiyor. İşte medeni şehirde bu da var. Şehirleşmenin getirdiği siyasi, ekonomik, sosyal sorunları, güvenlik sıkıntılarını aşmanın yolları üzerinde hep beraber kafa yormalıyız. Şehirlerimizi ancak el birliği ve dayanışma içinde cennet tasavvurunun bir parçası gibi güzelleştirebilmeliyiz. Zirvenin bu yönde atılmış doğru bir adım olduğuna inanıyorum. Niyet hayır, akıbet de inşallah hayır olur diyorum. Ve bu düşüncelerle sözlerime son verirken
uluslararası şehir ve sivil toplum kuruluşları zirvesinin düzenlenmesinde başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimize tarih, medeniyet ve kültür şehri İstanbul'u muhakkak gezmelerini tavsiye ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor ve Zat-ı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimi olacaktır. Hediyelerini takdim etmek üzere Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu. Hediyemiz, Peygamber Efendimiz için yazılmış en güzel naatlardan birisi olan Fuzuli'nin 32 beyitten oluşan su kasidesi Esenler Belediyesi'nin bir projesi olarak Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil tarafından Ebru'ya uyarlanmıştır. Bu naatın 18. beyti Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilmektedir. Beytin tercümesi, katı taş peygamberliğin gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için onun mucizesinden dolayı su çıkarmış. Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi özel oturumunu katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Değerli konuklarımız, oturumlarımız devam edecektir. Oturumları takip etmenizi sizlerden önemli rica ediyoruz. Teşekkür ederiz.